Asgari ücretli çalışanlar dikkat. SGK toplu para ödemesi yapacak. Asgari ücretli çalışanlar dikkat. SGK toplu para ödemesi yapacağını ve paraların PTT'den alınabileceğini duyurdu. Yeni doğum yapan anneler için devlet tarafından ödenen doğum parası hesaplama araştırmaları devam ediyor. Asgari ücretli çalışan anneleri sevindiren haber verildi. SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacağı ve paraların PTT'den alınabileceği ifade edildi. Kadınlar doğum yaptıklarında 3, bazı durumlarda ise 4 ayrı ödenek alıyorlar. Öncelikle doğum izninde oldukları dönemde maaşlarını devletten iş görmezlik ödeneği ile alan annelere ayrıca doğum parası, emzirme ve yaparlarsa yarı çalışma ödeneği de veriliyor. Doğum izin gün sayısı, doğumdan önce 8 hafta yani 56 gün, doğumdan sonra da 56 olmak üzere 112 gündür. Çoğul gebelik, ikiz, üçüz vesaire durumu varsa doğum incesi izne fazladan 2 hafta, 14 gün olmak üzere en fazla 126 gün olmaktadır. Kadınlara 50.080 TL'nin 3, 2'si veriliyor. Yani doğum izni parası 33.387 TL oluyor. Doğum izni parası, çalışan annelere doğum öncesi ve sonrası verilen izin süresince Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, tarafından ödenen bir ödeneğidir. Amaç kadın istihdamına teşvik. Doğum izni parası, annelerin doğum sonrası maddi sıkıntı yaşamadan bebekleriyle ilgilenebilmelerini sağlamak, aile bütçesine katkıda bulunmak ve kadın istihdamını teşvik etmek için önemli bir sosyal hak olarak kabul edilmektedir. Doğum izni parasının hesaplanmasında, annenin doğumdan önceki son 12 ay içindeki brüt ücreti ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır. Doğum izni parası, annenin brüt ücretinin 3'te 2'si olarak belirlenmektedir. Ancak bu tutarın asgari ücretin 6,5 katını aşması halinde, asgari ücretin 6,5 katı esas alınmaktadır. Doğum izni gün sayısı ise, doğumdan önce 8 hafta yani 56 gün, doğumdan sonra da 56 olmak üzere toplam 112 gündür. Çoğul gebelik, ikiz, üçüz vesaire durumu varsa bu süreye ek olarak 2 hafta, 14 gün daha ilave edilmektedir. Böylece, çoğul gebelikte doğum izni gün sayısı en fazla 126 gün olmaktadır.